Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki denememizde formumuzu ince yaptığımız için, yani formu çok ince çektiğimiz için göçme yaşadık. Şimdi biraz daha dikkatli olup göçmeden çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Bugün ince boyunlu uzun baza yapacaktık. Yani çalışmasına tekrar arkadaşlar yine daha önce belirttiğim gibi bir silindir yapıyoruz. Ama kalın bir silindir. Bu silindire daha sonra istediğimiz formu vereceğiz. Ama daha önceki hatayı yani çok inceltmemek kaydıyla, eğer çok inceltirsek göbekli bir vazo olduğu için göçme olayı yaşayabiliriz. Şu anda ağzını kapatıyorum. Yani ince boyunlu olacak ve boyunlu uzun olacak. Bir tane boyunlu açtığı için ben evet sevgili arkadaşlar, işin en hassas yerinde olduğum için fazla konuşamıyorum, açıklama yapamıyorum. Çünkü
halde biraz önce gördüğümüz olayı yaşamamız mümkün. Evet sevgili arkadaşlar, gazımız kısmen oldu. Şimdi şu anda ince detaya giriyorum. Bundan önceki gazımızı biliyorsunuz bir daha incelttiğim için deformasyon olmuştu. Bu sefer sağlıklı bir şekilde. Vazomuzu yaptık. Ağzımı düzeltmek istiyorum. Daha düzgün görsün diye. Fakat çamurumuz çok yumuşadığı için biraz sorun yaşayabiliyoruz. Bu sebepten düzeltmekten vazgeçtim. Ama gövdesine farklı çizgiler atabiliriz. Olmasa çizgi dekoru yapmış olabiliriz. Evet, şöyle bir çizgi attık.
çiziklere baktıktan sonra tekrar belli kısımlarını silebiliyoruz. Veyahut da bu tarafları beğenmedim ben. Daha değişik şeyler yapabiliriz. Geleneksel almak bir konu yapalım. Evet, çok basit bir aletimize depolu yaptık. Şimdi alt kısmını da şey yaparsak, sınırlandırırsak daha güzel olacağını umuyorum. Alt kısmına da bir çizim koyarsak. Bazı oldu, yapmış bulunuyoruz. Yine dersimizde görüşmek üzere.